السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج 23 مارچ ہے بگن 23 مارچ گنودر و بگن جماعت مزدہ یوم مسیح معبود Mesih-i Maud günü olarak anılmaktadır. Yevme Mesih-i Maud'un toplantıları cemaatler yapmaktadır. Değişik yerlerde. Gelecek iki günde hafta sonudur. Cumartesi ve pazar günü birçok cemaat bu toplantıları kutlayacaklar. Bunun tarihi ve onun arka planı beyan edilecek. Şu anda ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bazı buyruklarını ileri süreceğim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu yazılarda Mesih Maud Aleyhisselam'ın geliş gayesini ve ihtiyacını ve makamı ile alakalı olarak beyan etmiştir. Kendisinin iddiasından sonra sözde Müslüman ulemalar amme Müslümanları kendisi aleyhinde kışkırtmak gayesiyle çok çaba sarf ettiler. Mümkün olduğu kadar çaba sarf ettiler. Nereye kadar gidebildilerse gittiler. Ve şimdiye kadar, şu ana kadar aynısını yapmaktadırlar. Fakat Allah-u Teala'nın yardımıyla kendi cemaati ilerlemektedir. Ve fıtratı iyi olanlar cemaate katılmaktadırlar. Her neyse, kısacası vaat edilen Mesih Aleyhisselam Allah-u Teala'nın verdiği sözlere göre kendi gelişinden bahsederek ve şunu ilan ederek gelecek olan Mesih-i Mevud ancak benim. Bunu beyan ederek şöyle diyor. Gerçek tevhid ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iffeti, onuru ve gerçekliliği ve Kitabullah'ın Allah-u Teala tarafından oluşu konusunda zulüm vasıtasıyla, zulüm yoluyla haldırırlar, yapıldılar. Allah-u Teala'nın hamiyeti olmamalı mı ki o kasır-ı selibi indirsin, hılıç kıranı indirsin. Çünkü o zaman İslamiyet'e
Hristiyanlar tarafından saldırılar yapılmaktaydı. Amirul Mumin diyor ki Allah-u Teala kendi verdiği söz inna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun unutmuş muydu? Şüphesiz hatırınızda olsun. Allah-u Teala'nın sözleri haktır. O kendi sözüne verdiği söze göre dünyaya bir uyarıcıyı göndermiştir. Dünya onu kabul etmedi. Fakat Allah-u Teala onu mutlaka kabul edecektir. Ve çok kuvvetli saldırılar vasıtasıyla onun doğruluğunu açıklayacaktır. Mesih Mevlid Aleyhisselam diyor ki ben size gerçeğini söylüyorum. Ben Allah-u Teala'nın verdiği söze göre Mesih olarak geldim. İster kabul edin, ister kabul reddedin. Ancak sizin reddetmenizle bir şey olmayacak. Allah-u Teala'nın ettiği irade mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü Yüce Allah önceden Brahine Ahmediye'de buyurduydu. Sadakallahu ve Resuluhu ve kana vaadan maf'ula. Yani Allah ve onun Resulü'nün sözü doğru çıktı ve Allah-u Teala'nın verdiği söz gerçekleşti. Sonra bir seferinde Mesih Mevlid Aleyhisselam şöyle buyurdu. Minhac-ı nübüvvet, peygamberlik yolu üzerinde bu cemaati deneyiniz. Ondan sonra görürüz ki hak kiminle beraberdir. Uyduruk usullerle bir şey olmaz. Ben uyduruk sözlerle kendimi desteklemiyorum. Ben kendi iddiamı peygamberlik yolu üzerinde ileri sürüyorum. Sonra sebep nedir? Ki aynı usul üzerinde bunun doğruluğu denenmesin. Her kim kalbini açarak benim sözümü dinleyeceklerse ben kesin inanıyorum ki istifade edeceklerdir ve kabul edeceklerdir. Ancak kalbinde cimrilik olan ve kin olanlar var ya, onlara benim sözlerim asla fayda etmeyecektir. Onların şaşı gibi örnekleri vardır. Biri yerine iki görüyor. Ona ne kadar delil verirseniz verin, iki değil birdir. Kabul etmeyecek o. Mesih Mevlid Aleyhisselam bir örnek veriyor. Bir hizmetçi vardı, bir şaşı. Başka birisinin hizmetçisiydi, bir efendinin. Orada çalışan birisiydi. Efendi ona dedi ki, içten ayna getir. O gitti ve geldi ve dedi ki orada iki ayna vardır. Hangisini getireyim? Efendi dedi ki bir tek ayna var, iki değil. Şaşı dedi ki ben yalancı mıyım? Efendisi dedi ki tamam, o zaman birisini kır. Kırdığı zaman o zaman anladı ki gerçekten ben hatalıydım. Fakat bu şaşılar, benim önümde olan şaşılara ben nasıl cevap vereyim? Diyor ki kısacası ben görüyorum. Bunlar sık sık eğer bir şey ileri sürüyorlarsa hadisleri sürüyorlar. Ki onların kendileri onu zan derecesinde tutuyorlar. Onlar bilmiyorlar ki bir zaman gelecek. Onların boşuna anlamsız konular üzerinde insanlar gülecekler. Uyduruk şeyler söylüyorlar, insanlar bunlara güleceklerdir. Diyor ki herkesin hakkıdır, hakkı taalayı arayanın ki bizden iddiamızın delilini istesin. Doğrudur. Delil istemeli, onun her birinin hakkıdır. Bunun için biz peygamberlerin ileri sürdüklerini ancak ileri süreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve hadisler, akli deliller, yani bugünkü gereksinmeler bir Müslüman için gereklidir. Sonra Allah-u Teala benim elim üzerinde gösterdiği alametler var ya, ben onların bir haritasını çizdim. Orada 150'ye yakın alamet beyan edilmiştir. Onların şahitleri bir iki değil, milyonlarca insan onun şahididir. Behude sözle söyleyemek saadetten değildir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyurduydu.
hakem olarak gelecek. Mesih-i Mevud gelince hakem olacaktır. Onun kararını kabul edin. O karar verici olacak. Onun kararını mutlaka kabul edin. Her kimin kalbinde yaramazlık varsa onlar kabul etmek istemiyorlar. Onun için beyhude hüccetler ve itirazlar ileri sürüyorlar. Ancak onlar unutmasınlar. Sonunda Yüce Allah'a verdiği söze göre kuvvetli saldırılar vasıtasıyla benim doğruluğumu ispat edecektir. Ben kesin inanıyorum. Eğer ben iftira etseydim o beni hemen helak edecekti. Fakat benim bütün işim onun kendi işidir. Ve bunun tarafından geldim. Beni yalanlamak onu yalanlamaktır. Onun için o bizzat benim doğruluğumu ispat gösterecektir. Sonra şunu beyan ederek ki Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamanın ve inkarın, onu inkar etmenin neticesi Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inkarına kadar sizi götürecek. Bunu beyan ederek Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki beni inkar etmek benim inkarım değildir. Bu Allah ve onun Resulü'nün inkarıdır. Onu kabul etmemektir. Her kim beni yalanlıyorsa beni yalanlamadan önce maazallah aliyazu billah Allah-u Teala'nın yalancı olduğunu ileri sürüyor. O görüyor ki içte ve dışteki fesatlar haddinden fazladır. Ve Yüce Allah verdiği söze rağmen inna nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun, yani biz Kur'an'ı biz indirdik ve bunun koruyucusu da biz olacağız. Buna rağmen onların ıslahı için bir şey yapmadı. Halbuki o inanıyor ki Allah-u Teala istihlaf ayetinde söz verdiydi. Musevi silsile gibi Muhammedi silsilede dahi halifelerin silsilesi olacak. Fakat o el-iyazu billah bu sözü tamamlamadı. Ve şu anda hiçbir halife yoktur bu ümmet arasında. Yalnız buraya kadar değil. Şunu da inkar ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesih-i Musa'nın Mesih'i olarak beyan edilmiştir. Bu da doğru değil. El-İyazu Billah. Çünkü bu silsilenin tam benzerliği için gerekliydi ki bu 14. yüzyılda 14. yüzyılda bir Mesih çıksın. Nasıl ki Musevi silsilede 14. yüzyılda bir Mesih geldi. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimi meyyi dahi yalanlamamız gerekecek. Âkharîne minhum lemmâ yelhakû behim. Yani bu Resulullah'ın bir benzerinin geleceğinden bahsediyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesi vardır ki onları yalanlamak gerekecek. Ben iddia ediyorum. Elhamd'dan başlayarak ve Nas'a kadar bütün Kur'an'ı terk etmemiz gerekecek. Sonra tekrar düşünün. Beni yalanlamak kolay bir şey midir? Ben bunu söylemiyorum. Allah-u Teala'nın adına yemin ediyorum. Hak budur. Her kim beni terk ederse ve beni yalanlarsa o dil ile kabul etmesin fakat amel ile bütün Kur'an'ı yalanlamıştır ve Allah-u Teala'yı terk etmiştir. Bil ilhamımda dahi ona işaret vardır. Allah-u Teala buyurdu ki anta minni ve ana minka. Şüphesiz beni yalanlamakla Allah-u Teala yalanlanmış oluyor ve beni kabul etmekle Allah-u Teala kabul ediliyor. Ve onun var oluşu üzerinde tabi bir iman söz konusu oluyor. Sonra beni yalanlamak değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamaktır. Şimdi birisi beni yalanlamadan önce buna cesaret edeceğinden önce karar versin kalbinde. Ve kimi yalanlıyor diye düşünsün. Bunu daha da açıklayarak Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın yalanlamasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamak lazım geliyor. Bunun sebebi nedir? Nasıl Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın inkarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalanlanmış oluyor? Bunu beyan ederek Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yalanlanıyor?
Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın inkar etmesiyle Resulullah nasıl yalanlanmış oluyor? Diyor ki şöyle ki kendisi bir söz verdiydi. Her yüzyılın başında bir müceddit gelecek. O Ali Yazubillah yalancı çıktı. Sonra İmamukum Minkum buyurduydu. O da maazallah yanlış çıktı. Ve haç zamanında, haç fitnesi zamanında bir Mesih'in gelişini müjde vermişti. O da yalan çıktı. Çünkü fitne vardı. Fakat o gelecek olan imam gelmedi. Şimdi bunları birisi kabul ederse, amel fiilen o Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlayacak mı, yalanlamayacak mı? Diyor ki, ben tekrar söylüyorum, açıklayarak. Beni yalanlamak kolay değil. Bana kafir demekten önce siz kendiniz kafir olacaksınız. Bana dinsiz ve sapık demeden önce kendiniz sapık ve kafir olacaksınız. Kur'an ve hadisi terk eden demekten önce siz kendiniz Kur'an'ı ve hadisi terk etmiş olursunuz. Sonra o terk edecek, bana terk eden diyen, ben terk etmeyeceğim Kur'an ve hadisi, ben Kur'an-ı Kerim ve hadisinin destekleyicisiyim. Ben sapık değilim, ben Mehdi'yim, ben kafir değilim. Ana evvelul mümininin misdakı benim, doğru misdakı benim. Ve ben her ne söylüyorsam Allah-u Teala bana beyan açıkladı ki bu doğrudur. Her kim Allah'a inanıyorsa, o Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hak kabul ediyorsa, onun için bu hüccet yeterlidir. Ki benim ağzımdan dinleyerek sessiz kalsın. Ancak her kim cesaret gösteriyorsa, onun tedavisi nedir? Allah-u Teala ona akıl versin. Akıl verecek. Şimdi bütün bunları bir misafir, gelmiş olan misafire anlatıyordu. Ona dedi ki, çabuk davranma benim hakkımda. İyi niyetle ve beynini boşaltarak düşün. Boş bir zihinle. Başka bir yerde diyor ki, eğer bunların kalbinde, zihninde cimrilik ve inat yoksa benim sözlerimi dinlesinler ve benim arkamdan yürüsünler. Onlar sonra görsünler. Allah-u Teala onları karanlıkta mı bırakıyor? Yahut nura mı götürüyor? Ben kesin inanıyorum. Her kim sabır ve sıdk ile benim arkamda yürürse o helak edilmeyecek. Hiçbir zaman fena olmayacak bir hayattan pay alacak. Bu dünyada ve ahiretteki hayatta da Allah-u Teala ona mükafatlar verecek. Bu demektir. Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki, her kimin kalbi temiz, açık ise, temiz ise ve Allah korkusu varsa kendisinde, onun tekrar gelişi konusunda Hazreti Mesih'in sözünü ileri sürüyorum. O bana anlatsın. Yahudilerin sorusu üzerine, Mesih'den önce Eliya'nın gelmesi gereklidir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ne dediyse doğru mudur, değil midir? Yahudiler kendi kitabını ileri sürüyorlardı. Melaki peygamberinde sayfasında Elia'nın geleceği yazılmıştır. Mesih'den bahsedilmemiştir. Elia bizzat kendisi gelecek denmiştir. Onun örneği üzerine başka birisinin gelecek denilmemiştir. Diyor ki Mesih diyorlar ki gelecek olan bu Yuhanna'dır. İster onu kabul edin, İster kabul etmeyin. Şimdi bir insafçının önüne bu kararı koyun. Ve bakın ki kimin lehinde karar verecek. Eğer zahiri manada karar verirseniz bir hakimin önüne koyun. Bakınız kime doğru çıkaracak. Şüphesiz Yahudilerin lehinde karar verecektir. Çünkü zahir manada yazılıdır. Orada ona göre karar verilecek. Fakat bu karar doğru değil. Çünkü bir mümin, Allah-u Teala'ya inanan bir mümin, o biliyor ki Allah-u Teala'nın peygamberleri nasıl gelir? O inanacak ki Mesih'in dediği ve yaptığı doğrudur ancak. O doğrudur. Şimdi şu anda aynı muameledir. Başka bir muamele midir? Söyleyin. Eğer Allah korkusu varsa o zaman insanın bedeni ürperir. Bunu söylemekten önceki bu iddia yalancıdır. Yazık.
bu insanlarda bu kadar iman yok mu? O insanın Firavun kavminden olan birisinin imanı gibi. O dedi ki, eğer bu yalancı ise Allah helak olacak kendisi. Benim hakkımda eğer takvadan yana olsalardı şu kadar deselerdi ve bakarlardı, Allah-u Teala bana yardım ediyor mu? Yahut benim cemaatimi yok mu ediyor? Bugün dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla küçük bir köyden çıkmış olan bu ses dünyanın 210 ülkeye kadar yayılmıştır. Emirül Mu'minin diyor. Ve kendisinin doğruluğunun delili de budur. Uzak bölgeler, uzak yerler. Orada 30-40 sene öncesine kadar Ahmediye cemaati yoktu. Düşüncesi bile yoktu. Orada şimdi yalnız mesaj ulaşmadı. Hatta öyle kuvvetli iman sahibi kimseler Allah-u Teala veriyor ki insan hayret içinde kalır. Bir olaydan bahsediyorum. Benin, Afrika'nın küçük bir ülkesidir. Afrika kıtasının orada bir cemaat kuruldu 2012 senesinde. Oranın bir Ahmedisi, İbrahim Bey adlı bir Ahmedi vardır. Ahmediye cemaatini kabul etti. Daha önce Müslüman idi ve bilgili bir zat idi. Ahmediye cemaatine girdikten sonra ihlasta daha da ilerledi. Akrabalarına, kardeşlerine tebliğ yapmaya başladı. Onun kardeşi sıkıldı onun tebliğinden. Bu bizi dinimizden uzaklaştırıyor diye düşündü ve onunla kavga etmeye başladı. Fakat bu tebliğ yapmaya devam etti insanlara. Ahmediye cemaatinin mesajını, gerçek İslamiyet'in mesajını onlara vermeye devam etti. Ve onların çabası neticesinde etrafta Allah-u Teala lütfetti. 3 köy Ahmedi oldu. Ahmediye cemaatine katıldılar. Bunun kardeşi, İbrahim Bey'in kardeşi, bir dostuyla birlikte kardeşini öldürmeye karar verdi. Bu Ahmediye cemaatini yayıyor. Onun bir tek tedavisi var, onu öldürelim. İbrahim Bey diyor ki ben rüya gördüm. Onun küçük abisi ve onun dostu bir çukur kazıyarak içine bir şey atıyorlar. Diyor ki rüyadan 3 gün sonra onun abisinin dostu hemen hastalandı ve öldü. Ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine onun abisi demeye başladı. Bu Ahmedi bir sihir yapmıştır ona. Onun neticesinde ölmüştür. Belli bir müddet sonra diyor ki ben tekrar rüya gördüm. Onun abisi bir ağaç ile birlikte kendisini dövüyor, öldürüyor. Orada revaç vardır. Birisi ölünce onun mezarını açmak için ağaç ile onu ölçüyorlar ki ona göre çukur açılsın, mezar açılsın. Belli bir müddet sonra abimin karısı vefat etti, hastalandı ve vefat etti. Çocuklar ağlamaya başladılar. Abisi meşhur etti ki bu sihir yapan benim kardeşimdir ve oranın yerel krala şikayet etti. Yardım için ona rica etti. O biraz para istedi. Şu kadar para getir. Ben ona tedavi edeceğim. Abisi parayı verdi krala. Kral İbrahim Bey'i çağırdı. Bu gidince çok öfkeli bir şekilde dedi ki sen ne yaptın? Yeni bir din uydurdun. Yeni bir din ileri çıkarmışsın. Onu terk et ve tövbe et. Yoksa yarının günü göremezsin. Yarın gün doğmayacak sana. Güneşi göremezsin. İbrahim Bey dedi ki bu doğru dindir. Ben onu kabul ettim. Onu ben bırakmayacağım. Kaldı ki ölüm ve kalım Allah'ın elindedir. Onun üzerine kral dedi ki bu bölgenin kralı Allah'ı benim. Ben istediğimi yaparım. Ve siz biliyorsunuz ben ne karar vereceğimi siz biliyorsunuz.
ve her kime ben dersem yarına kadar ölürse o mutlaka ölüyor. İbrahim Bey dedi ki tamam, siz insanlara öyle diyorsun fakat ben asla bu bir şey söylemiyorum, fakat dini terk etmeyeceğim. Çünkü gerçek İslam ve gerçek din budur. Bunun üzerine daha da öfkelendi şef, kral. Dedi ki bunu hapsedin bir odaya. Götürüyorlardı. İbrahim Bey onlara dedi ki siz araya girmeyin. Bu muameleyi terk edin. Beni hapsedeceğinize bırakın beni. Onlar da hırslı oluyorlar. Belli biraz para aldıktan sonra onu terk ettiler. Ertesi gün sabah güneşi çıkacaktı. Kral doğuracaktı. Öğrendiler ki felçe uğramıştır kral. Ve iki gün sonra öldü kral. Bunu görünce onun abisi, kendisine muhalif olan ailesine dedi ki barış yaptırın. Dedi ki ben hiç kimseyle kavgalı değilim. Biz zaten barışı seven kimseleriz ve İslamiyet'in gerçek mesajı da budur. Bu mucizeyi görünce, alameti görünce o kralın ölmesi üzerine bütün bölge etkilendi. Ve çok meşhur oldu bu olayı. Onların doğruluğu ortaya çıktı. Bu İbrahim Bey'in. İşte bunlardır. Bugün dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın desteklemesi için lehine gerçekleşmektedir. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki ben Allah adına yemin ediyorum. Binlerce mucize benim doğrulamak için çıktı. Bu gerçekleşti ve gerçekleşiyorlar da. Ve gelecekte de olacaktır. Gerçekleşecektir. Bunlar durmamıştır. Gelecekte yehi olacaktır. Eğer insanın planı olsaydı bu kadar Allah-u Teala yardımı olmazdı asla. Bu Allah-u Teala'nın planıdır. Onun için yardım edilmektedir. Bir seferinde İslah Edisi'nin hakkında ve Mesih Maud hakkında beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki her tahıl kesileceği zaman vardır. Onun şekilde mefasitlerin kesilme zamanı vardır. Doğruluğu çok çirkin bir şekilde onu küçük düşürülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğu Al-İyazubillah bir sinek kadar değildir. İnsan ondan dahi korkar. Ve bir karıncadan dahi korkar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kötü demek konusunda hiç kimse çekinmemektedir. Kızzabu bi ayatına bu ayeti kerimeye mistak oldular. Onların ağzı ne kadar açılabiliyorsa açtılar onu. Ve ağızlarını açarak küfür ettiler. Sövdüler. Şimdi gerçekten o zaman geldi ki Allah-u Teala bunun tedarikini yapsın. Böyle bir durumda mutlaka adamın birisini doğuruyor. O Allah-u Teala'nın yüceliği için coşkuya sahip oluyor. Aslında Allah-u Teala her şeyi kendisi yapar. Fakat onun yaratması bir sünneti tamamlamak oluyor. وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Allah-u Teala'nın sünnetinin değiştiğini asla göremezsin. Şimdi öyle bir zaman geldi ki Allah-u Teala kendi sünnetine göre beni gönderdi. Diyor ki Allah-u Teala'nın kudret sayfasını görmekle öğreniyoruz. Bir şey aşırı olunca gökte hazırlık yapılır. Bu onun alametidir. Bu hazırlık zamanı gelmiştir. Gerçek peygamber ve müceddidin en büyük alameti budur. O zamanında gelsin ve ihtiyacı anında gelsin. İnsanlar yemin ederek desinler ki bu zaman değil midir ki gökte hazırlık olsun? Soruyor insanlara, söyleyin. Yemin ederek söyleyin. Bu şimdi zaman değil mi? O zaman dahi vardı ve şimdi dahi insanlar aynısını söylüyorlar. Bir musleh mutlaka gereklidir. Pakistan'da sık sık söylüyorlar. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inkar ediyorlar. Diyor ki unutmayınız Allah-u Teala bizzat kendisi her şeyi yapıyor. Biz ve bizim cemaatimiz hepimiz odalara oturursak yine Allah-u Teala işini yapacaktır.
ve Deccal zevala uğrayacaktır. Tilkal ayyamun udaviluha beynen nas. Bunun kemali gösteriyor ki şimdi onun zeval zamanıdır. Bir şeyi en son doruk noktasına zirveye çıktığı zaman ve zanneder ki ben bütün güçlere sahip oldum ve bütün ilerlemeler benim elimdedir. O zaman bu zirveye ulaşınca oradan zeval başlıyor. Aynı şekilde şimdi bu güçlerin zevalı dahi başlamıştır. İster İslam aleyhinde olsun yahut Ahmediye cemaati aleyhinde Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde olan kimseler olsun. Diyor ki bunun irtifaı, yükselişi gösteriyor ki bu düşüğü görecek. En üst yüksek mesele mertebeye girmişti. Şimdi ondan sonra aşağıya inecek. Berbat olacak artık. Onun gücü ve zannediyor ki benim gücüm çok fazladır. Bu şimdi berbatliğinin bir alametidir. Helak oluşunun. Allah-u Teala'nın işleri kolay oluyor. Başlamıştır. Fakat kolay oluyor Allah-u Teala'nın işi ve mutlaka olacaktır. Mesih Madhu Aleyhisselam diyor ki eğer bizim elimizde hiçbir delil olmasaydı yine zamanın durumunu göz önünde bulundurarak Müslümanlar için vacip idi ki divaniler gibi arayış yapsınlar. Mesih niye şimdi Kesr-i Selib için gelmedi? Haç kırmak için niye gelmedi? Onu kendi kavgalarının kararı için onu çağırmalıydılar. Eğer İslamiyet'in ehemmiyeti varsaydı, İslamiyet'in savunması için onu çağıracaktı. Kendi kavgalarını yok etmek için değil. Onun işi Kesr-i Selib'dir, çarmıhı kırmaktır. Bir yerde buyurdu ki, ateizm dahi çoğalmaktadır ve ben onun reddi için dahi geldim. Diyor ki, onun için onun ismi Mesih-i Mev'ud'dur. Fakat mollalar insanların iyiliğini asla düşünmezler. Eğer olsaydı böyle yapmazlar, bize karşı davrandıkları gibi. Onların düşünmeleri lazım. Bizim aleyhimizde fetva yazarak neyi elde ettiler? Bizim aleyhimizde fetvayı yaptılar ve neyi yaptılar? Allah-u Teala dedi ki, olacak. Kim olmaz diyor. Faydası ne bu fetva verenin? Cemaatin ilerlemesi aynı şekilde devam ediyor. Allah-u Teala karar verdi. Allah-u Teala dedi ki ol, o da oluyor. Hiç kimse ona mani olamıyor. Diyor ki bu insanlar bizim muhaliflerimiz, bizim hizmetçilerimizdir. Şu ya bu şekilde bizim sözümüzü doğuya ve batıya çıkarıyorlar. Muhalifet edenler dahi Ahmediye ve gerçek İslamiyet'in mesajını ulaştırıyorlar muhalefet vasıtasıyla. Çünkü böyle dahi insanların dikkati çekiliyor. Birçok insan yazıyorlar. İrtibata geçiyorlar. Filan mollanın muhalefetinden dolayı veyahut filan yerde sizin aleyhinizde sözler vardı. Biz araştırmaya başladık. İnternet vasıtasıyla şimdi cemaat literatürü dahi vardır her yerde. Her şey vardır. İnsan mukayese yapabilir. Araştırarak biz şimdi cemaate katılıyoruz. Bu dahi mollaların bir tebliğ için bir vasıta haline gelmiştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bazı kimselerin şu itirazına cevap vererek biz İslamiyet'in talimatına amel ediyoruz. O kadar fırka vardır. Başka bir fırka yapmaya ne gerek vardır? Ve sizin cemaatinize girmenize gerekmemize ne gerek var? Diyor ki, bazen bizim Ahmediler dahi bu sözleri dinleyerek, itiraz edenlerin sözlerini dinleyerek sessiz kalıyorlardı. O devirde ve bugün dahi bazı kimseler sessiz kalıyorlar. Ne cevap verelim diyorlar. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki, birçok kimse vardır. Onlar bu itirazda bulunuyorlar. Bu cemaate ne ihtiyaç vardır diyorlar. Biz namaz ve namaz kılmıyor muyuz? Böylece aldatıyorlar kendilerini. Ve şüphe yoktur ki bilgisiz olan bazı kimseler bu gibi dinleyerek aldanabilirler. Ve onlarla birlikte diyebilirler ki biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ve virdler yapıyoruz, vazifeler yapıyoruz. O zaman yeni cemaat niye yapalım, niye ayrım yapalım? Namaz ve oruç varken yeni bir fesada
ne gerek vardır? Mesih Madri Aleyhisselam diyor ki unutmayınız. Bu gibi sözler marifetin olmayışından dolayıdır. Bu benim işim değil. Bu eğer bu fitne bu ayrım yarattıysa Allah-u Teala bu ayrım yapmıştır. Bu cemaati o ortaya çıkarmıştır. Ben onu ortaya çıkarmadım. Allah-u Teala onu ortaya çıkarmıştır. İman durumu zayıflayarak şu ana kadar şu hale gelmiştir ki iman hemen yok olmuş gibidir. Ve Allah-u Teala istiyor ki gerçek imanın ruhunu üflesin. Bu cemaat vasıtasıyla onu istemiştir. Böyle bir durumda onların itirazı yersizdir. Unutmayınız, öyle bir vesvese asla ve asla bir insanın kalbinde olmamalı. Eğer tam olarak düşünürseniz bu vesvese asla ortaya çıkamaz. Düşünmemek neticesinde bu gibi vesveseler olur. Zahiri duruma görerek diyorlar ki biz dahi Müslümanız. Bu gibi vesveseler vasıtasıyla insan çabuk helak oluyor. Diyor ki ben bazı mektuplar gördüm bu gibi zahirde bizim cemaatimizin içindedirler. Biat ettiler. Ve diyorlar ki bize şu denildiği zaman diğer Müslümanlar dahi zahirde namaz kılıyorlar. Kelime-i şehadeti okuyorlar, oruç tutuyorlar, iyi işler yapıyorlar. İyi gibi görünüyorlar. O zaman bu yeni cemaate ne gerek vardır? Dedi ki bu insanlar bizim cemaatimizin biyetine girmişlerdir. Fakat bu gibi vesveseler görerek diyorlar ki biz onun cevabını veremedik. Böyle mektuplar okuyarak ben onlara üzülüyorum ve merhamet ediyorum. Onlar bizim asıl menşaımızı, gelişimizin gayesini anlayamadılar. Onlar yanıt görüyorlar ki geleneksel olarak bizim gibi İslam işlerini, İslam şiareyi, farzlarını eda ediyorlar. Fakat aslında ruh yoktur onlarda. Yalnız zahiri olada yapmamalıyız. Gerçek manada ibadet olmalı ve diğer görevler olmalı. Onun için bunlar, bu vesveseler sihir gibi iş yapıyorlar. Vesveseler oluyor. Ve yapan sözler ve sihir gibi onların etkisi oluyor. Onlar düşünmezler ki biz gerçek iman sahibi olmalıyız. Ki o günah ölümünden insanı kurtarıyor. Ve bu geleneklere tabi olanlarda bu yoktur. Onlar zahiri görüyorlar. Aslı görmüyorlar, hakikati. Onların elinde kabuk var, iç usaresi yoktur. Ruh yoktur, takva yoktur. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki eğer Müslüman olarak adlandırılanların amelleri salih ise o zaman niye onların iyi neticeleri çıkmıyor? Bunu beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bu kimseler yani Müslümanlar anlamazlar. Biz İslamiyet aleyhinde ne yaptık? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Namazları kılıyoruz. Oruç zamanında oruç tutuyoruz. Zekatı dahi veriyoruz. Fakat ben diyorum ki Müslüman cemaatimizden olmayan diğer Müslümanlar diyorlar ki bizim her şeyimiz İslamiyet'e uygundur. Sizinle birlikte biz İslamiyet'in gerçeğini nasıl anlayalım? La ilahe illallahü biz diyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekatı veriyoruz. Bu bir şey değil. Ben diyorum ki onların bütün amelleri ameli salih şeklinde değildir. Yalnız bir içinde bir şey olmayan bir kabuk gibidir. Eğer bunların ameli salih olsaydı onların iyi neticeleri neden çıkmazdı? Ameli salih o zaman olabilir ki ne zaman fesattan pak olsunlar. Fakat onlarda bu nerede? Ben asla kabul edemem ki bir insan mümin ve muttaki olsun ve ameli salih yapan olsun ve ehli hakka düşman olsun. Bunlar bize ateist diyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Ben Allah-u Teala adına yemin ediyorum. Beyan ettim. Beni Allah-u Teala göndermiştir memur ederek. Eğer Allah-u Teala'nın yüceliği onun kalbinde olsaydı inkar etmezlerdi. Ve ondan korkarlardı. Belki biz Allah-u Teala'nın adını küçük düşürenlerden olacağız. Fakat
Eğer onlarda gerçek ve asıl iman olsaydı, Allah-u Teala inansaydılar, ancak o zaman olurdu. Yomul cezadan korksaydılar, la takfu ma leselaka behi ilm, ma onların ameli olsaydı, o zaman böyle yaparlardı. Yani bilmediğiniz konusunda beyan etmeyin onu. Ona tabi olmayın. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini iç ve dış fitneleri ve saldırıları İslamiyet'i korumaktır. Bunu beyan ederek ve Mesih Modül Aleyhisselam dahi aynısını beyan etmişti. Mesih Modül Aleyhisselam diyor ki, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman için haber verdiydi. O zaman iki renkteki iki çeşit fitne olacak. Bir iç ve öteki de dış. İç fitnesi şu olacak ki Müslümanlar asıl hidayetten yana olmayacaklar. Ve şatani amele tabi olacaklardır. Ameli salih olmayacak. Kumar, zina, içki ve her çeşit fisk ve yaramazlıklara katılarak Allah-u Teala'nın sınırından çıkacaklar. Ve Allah-u Teala'nın yasaklarına aldırış etmeyecekler. Orucu terk edecekler, namazı. Ve emri ilahi küçük zannedilecek. Ve Kur'an buyrukları ile alay edilecek. Bu iç fitnedir. Müslümanların ameli durumu bozulmuştur. Ve dış fitne şu olacak ki Müslümanların çoğu şöyledir. Şimdi bakın nasıl birbirine zulüm ediyorlar. Dış fitne şu olacak ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pak zatına itiraz edilecek. Ve bu dahi bugünlerde çok vardır Emirül Müminin diyor. Ve her çeşit saldırılar vasıtasıyla İslamiyet küçük düşürülmeye çalışılıyor. Mesih'in Tanrı oluşunu kabul ettirmek için ve ona iman ettirmek için her çeşit hile yapılmaktadır. Bu iç ve dış yüce fitnelerin ıslahı için Hazreti Resulullah şu müjde verdi. Kendi ümmetinden bir adam gelecek. O iç ve iç fitneyi yok edecek. Çarmı fitnesini ve Mesih İbni Meryem olacak. Ve iç fitneyi yok etmek edecek. Sapıklıkları yok edecek ve hidayet yolunu açacak. Onun için Mehdi olarak isimlendirilecek. Bu müjdeye göre ve ahirine minhum ayeti kerimede işaret vardır. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandık. Bizim Allah-u Teala ile olan ilişkimiz ve takvanın derecesi diğer Müslümanlardan daha yüksek olmalı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir harita çıkmıştır. Bizim o harita şekil olmamalı. Diğer Müslümanlar gibi bizim ameli durumumuz diğerlerden daha iyi olmalı. Bizim amelimiz daima Allah-u Teala'nın rızası uğruna ve salih olmalı. Bunu beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bir insan biat ederek yalnız şuna inanmamalı ki bu cemaat haktır. Doğruluğu kabul ettim yeter. Bu kadar inanmakla bereket oluyor. Hayır. Yalnız inanmakla Allah memnun olmaz. İyi amel olmazsa çaba sarf edin ki bu cemaate girdiyseniz iyi olun. Muttaki olun. Her kötülükten uzak durun. Dualarla zamanınızı geçirin. Gece ve gündüz ağlayarak dua edin. Bela zamanında Allah-u Teala'nın öfkesi dahi çok oluyor. Böyle bir durumda dua ve tezerru ve sadaka ve hayrat yapın. Dilinizi yumuşak tutun. İstiğfar eyleyin. Namazda dua edin. Namazlarda. Misil örnek vardır. Her kim yalvarıyorsa ölmez. Eğer insan inanarak yine onu arka plana atarsa hiçbir faydası olmaz. Sonra şunu şikayet etmek ki biyetten ben istifade edemedim. Bu boştur. Allah-u Teala yalnız söz ile razı olmaz. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki eğer ameli salih nedir? Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iman ile birlikte ameli salih'den bahsetmiştir. Ameli salih ona denilir ki içinde zerre kadar fesat olmasın. Hatırınızda olsun. İnsanın ameli üzerine hırsızlar geliyor. O hırsızlar ne vardır? Gösteriş. Gösteriş için insan bir amel yapar. O kötüdür.
amel ederek memnun oluyor kendi nefsinde. Ona ücub derler. Kibir. Sonra birçok yaramazlıklar ve günahlar, onlardan ameller batıl olur. Ameli salih odur ki içinde zulüm, kibir, gösteriş, kibir, bencillik ve insanların hakkını telif etmenin düşüncesi belli olmasın. Nasıl insan ahirette ameli salih ile kurtulur? Orada da burada ahirette dahi ameli salih neticesinde insan kurtulacak. Ameli salih olursa Allah razı olacak ve ona mükafat verecek. Aynı şekilde dünyada dahi eğer ameller iyi ise birçok dünyanın zorluklardan insan korunacak. Eğer adamın birisi evde ameli salih sahibi olursa bütün ev korunuyor. İyi dinleyiniz. Eğer ameli salih olmasa aranızda yalnız inanmak fayda vermez. Bir doktor ilaç yazıyor. Fayda şudur ki her ne içinde varsa onu alarak insan kullansın. Eğer o ilaçları kullanmazsa yalnız o ilacı yazılı olarak evde tutarsa onun faydası ne? Şimdi tövbe ettiniz. Şimdi gelecekte Allah-u Teala görmek istiyor ki bu tövbe ile siz kendinize ne kadar temizlediniz. Şimdi zamandır ki Allah-u Teala takva vasıtasıyla ayrım yapmak ister. Birçok insan var ki Allah'a şikayet ediyorlar. Kendi nefsini görmüyorlar. İnsanın kendi nefsinin zulümleri oluyor, yoksa Allah-u Teala merhamet edicidir. Bazı insanlar vardır ki onlar günahı biliyorlar. Öyle insanlar var ki günahından dahi haberleri yok. Onun için Allah-u Teala ebedi için istiğfar yapın demiştir. Daima istiğfar eylemeliyiz. İnsan ister içten olsun, ister dıştan olsun, ister insan bilsin, ister bilmesin, el ile, göz ile, kulak ile bütün günahlardan istiğfar eylemeli. Hangi bir, hiçbir şey olmasın, hiçbir amel olmasın. İnsanın bedeni öyle kullanılmasın ki günah olsun. Onun için istiğfar eyleyiniz ki bedeninizin her parçası günahdan korunmuş olsun. Bugün Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını okumalıyız. O nedir? Rabbana zalamna anfusana. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bu dua kabul edilmiştir Allah katında. Gaflet ile hayatınızı geçirmeyin. Her kim gaflet ile hayatı geçirmezse, asla beklemiyoruz ki o Allah-u Teala'nın korkusuyla hayatını geçiren asla olağanüstü zorluklara girmez. Hiçbir bela izinsiz olmaz. Bana bu dua ilham edildi. Rabbi kullu şeyin kadimuke, Rabbi fafazni, vansurni, varhamni. Diyor ki bizim imanımızdır. Her şey Allah'ın elindedir. İster sebep ile yapsın, ister sebepsiz yapsın. Sebep olmadan bir vasıta çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu? Allah-u Teala'nın elindedir. Onun için bu dua yapmalıyız. Her iki dua. Buna dikkat edin. Onun için her Ahmedi aramızdan her birimiz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandıysak bu inanmak ve biyetin hakkını verenlerden miyiz? Ben bazen biz görüyoruz aramızdan birçok kimse vardır. Namazlar dahi doğru dürüst kılmıyorlar. Namaza dikkatleri yoktur. İstiğfar bir yana, ona asla dikkatleri yoktur. Birbirlerinin hakkını vermeye dikkatleri yoktur. Eğer bu durum böyleyse biz nasıl diyebiliriz? Biz ameli salih yapan kimseleriz. Nasıl diyebiliriz? Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetinin hakkını verenler olmalıyız. Diğerler inanmayarak günahkar oluyorlar. Ve biz inandıktan sonra yine kendi aramızda değişiklik yaratmakla, bir söz vermekle onu tamamlamamakla günahkar oluyoruz. Onun için her birimiz çok iyi bir şekilde kendimizi muhasebe etmeliyiz. Dua ediyorum biz yalnız geleneksel olarak Yevme Mesih-i Maud kutlamayalım. Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmenin hakkını verenler olalım ve her çeşit iç ve dış fitnelerden korunan olalım. Allah-u Teala daima
bizi kendi sığınmasında tutsun ve her zorluluktan bizi korusun. Bugün şu dahi ilan vardır ve müjde vardır. Buradan Akbar Al-Hakam Kadiyan'dan çıkıyordu. Tekrar 1934 senesinde başladı. Yine durdu. Bugün İngilizce olarak buradan çıkmaktadır. Yom-i Mesih-i Mevud günü Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ilk gazeteydi. Ve onun için az tab edilecek fakat internette bulunacak. Hutbeden hemen sonra elinize geçecek. www.alhakam.org olarak bunu arayabilirsiniz internet üzerinde. Aynı şekilde cep telefonu ve tabletler için dahi Al-Hakam adıyla app vardır. Onu oradan okuyabilirsiniz kolay bir şekilde. Bu app maruf cep Apple ve Android cep telefonu üzerinde onu okumak için hutbeden sonra hemen elinize geçecek. Bu sayı Yom-i Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile olarak özeldir. Ondan sonra her cuma taze sayı çıkacak ve siz insanlar ondan istifade edebilirler. Allah-u Teala bu sefer bunun biz onu cari ettik, ebedi olsun bu. Bu İngilizce olacaktır. Onun için İngilizce bilenler bundan daha fazla istifade etmelidirler. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر